Bundan sonra ne senin, ne de ablanın hayatında bir yerim olacak. Yaşanan her şeyi unutacağız. Yastığı biraz daha böyle çekeyim mi? Peki. Eve gidince daha rahat edeceksin inşallah. Göreceksin bak. Birazdan Harun iyi haberlerle gelecek. İçimiz biraz daha rahatlayacak. Eda da Harun'la gitti. Şimdi gelirler. Merhabalar. Güzel haberler getirdim aslında. Ah. İkinci kez yaptırdığımız testlerde de olumsuz herhangi bir bulguya rastlamadık. Yani endişe edecek hiçbir şey yok. Şükürler olsun. Büyük bir travma yaşadınız Melda Hanım. Ama merak etmeyin. Konuşamamanızın geçici bir durum olduğuna inanıyoruz. Sizi en kısa zamanda taburcu edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Verilmiş sadakamız varmış güzel kızım. Sana demedim mi iyi haberler alacağız diye? Harun doktora yanında olmalıydı ama hastanededir kızım. Nedir bu telaşın? Ben şimdi bulup getiririm canım. Merak etme sen. Harun nerede? Gitti. Ne demek gitti? Melda içeride deli gibi Harun'u sorup duruyor. Ne diyeceğiz ona? Nişanlını çekip gitti çünkü kardeşinle aşk yaşıyor. Öyle mi diyeceğiz? Sen karışmasaydın şimdi burada olacaktı. Gitmeyecekti. Sen ne diyorsun ya? Başkasını suçlamak kolay tabii. Sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Eğer Harun buraya dönmezse ablan her şeyi anlayacak. O zaman ne yapacaksın? Ya ben geldim, sen gidiyorsun abi. Durup dururken nereden çıktı bu Paris meselesi? Söylesene, neden gidiyorsun? Çünkü gitmem gerekiyordu ondan. Neden benimle paylaşmıyorsun abicim? Hani birbirimizden hiçbir şey saklamıyorduk biz? Bana her şeyimi anlattırıyorsun ama. Biraz yalnız kalmak istiyorum Nisa. Buradan uzaklaşmam lazım. Hem nasıl olsa sen buradasın. Anneme göz kulak olursun. İyi de nişanlın hastanede yatarken onu bırakıp gitmem. Melda iyi. Bir şey yok. Bana gerçekten neden gitmek istediğini söyler misin abicim? Ortaokuldayken şu çilli çocuğa yazdığım aşk mektuplarımı bir tek seninle paylaşmıştım. Bir tek sen beni anlarsın diye. Okulda neden bölüm değiştirip aşçılık okuduğumu da sadece sana anlattım. Sen benim sadece abim değil, en yakın arkadaşımsın. Hadi lütfen anlat abicim, ne oldu? Ben başkasına aşığım. Olamaz. Melda biliyor mu? Tamam, söylemesi kolay değil tabii. Ama yani bunun içine gitmene gerek yok ki. Bir yolunu bulur, ayrılırsın, olur biter. O kadar kolay değil Nisa. Melda'yı üzmek istemiyorum. Seni anlıyorum. Ama dünyada nişanlısından ayrılacak ilk kız olmayacak ki. Belki başta çok üzülür. Ama sonra o da alışır.
başka birini bulur. Uzaklaşarak çözemezsin bunu abi. Gitme. Sen sordun, ben de anlattım Nisa. Bırak da gidip gitmeyeceğime ben karar vereyim, oldu mu? Affedersin abicim. Haklısın. Ben sadece seni çok özlediğim için ısrar ettim. Biliyorum güzelim. Dönünce uzun uzun konuşuruz. Ben aşağıdayım.